Herkese merhaba. 8 Mart 2021 günlerden pazartesi haftanın ilk manşeti Dünya Kadınlar Günü. Esasen çalışan kadınlar günü olarak yola çıkmış ama daha sonra bütün dünyada Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlamış. Kutlu olsun. Şu dakikalarda Taksim'de kadın yürüyüşü başladı. Özür dilerim. Karaköy'e gece yürüyüşü 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü başladı ve canlı da yayınlanıyor, sosyal ağlardan da paylaşılıyor. Bazı muameleler oldu, polisin sert muamelesi oldu, yok işte korona tedbirleri vesaire falan gibi gerekçelere sığınılarak fakat bunların hepsinin bahane olduğu biliniyor. İktidar iki kişi sokağa çıksın, üç kişi yan yana gelsin, basın açıklaması yapsın vesaire bu gibi şeylere kesinlikle tahammülü yok, istemiyor. Evet, arkadan şeyler de geliyor. Bir şenlik havasında başlayan bir yürüyüş. Umarım bu şekilde barışçı yürüyüş barışla biter. Sakin başladığı gibi sakin biter, olaysız biter, şiddet biter. E, ...görüntülerine e, tanık olmayız ilerleyen dakikalarda ve ilerleyen e, saatlerde. 8 Mart kutlu olsun. Bununla ilgili e, konuşacağımız şeyler var, bakacağımız şeyler var. E, onlara bakacağız. E, günün gelişmesi ki bize fırtına yaklaşıyor başlığını attıran gelişme... ...Borsa İstanbul'un e, Reza Zarrab davasında e, New York'ta yargılanan e, başkanı Hakan Atilla'nın istifa etmesi... Hakan Atilla Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü birkaç gün evvel istifa edeceği söylentileri çıkmış kendisi. Yalanlamıştı. Daha sonra da bu ortaya çıktı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali. Anadolu Ajansı kendi isteğiyle genel müdürlük görevinden istifa etti diye bir verdi. Orta yaş ve üzeri istifanın istifa kelimesinin ne anlama geldiğini bilirler ama yeni yetişen nesil artık kavramlar o kadar birbirine girdi ki ee, anlamakta güçlük çekebilir veya bir kelimeyi yanlış öğrenebilir. Ee, yanlış öğrenenler için şöyle düzeltelim: İstifa, kişinin zaten kendi isteğiyle yaptığı bir şeydir. Kendi iradesiyle yaptığı bir şeydir. Ben istifa ediyorum. Ben bırakıyorum. Ben artık oynamıyorum. Ben artık çalışmıyorum. Ben artık yokum. İstifa budur. Ve istifanın geri dönüşü de yoktur kapıyı çarpar ve çıkar. İstifada kayıplar vardır. Yani insanlar tazminatını yakabilirler, alacaklarını yakabilirler, bir takım taahhütler vardır, hepsini yakabilir, hediyeleri, her şeyi yakabilir. Ee, o an istifa oyundan çıkmaktır. O an istifa bırakıp gitmektir, evine dönmektir. Neyse. istifa budur ve zaten kendi isteğiyle olur. Dolayısıyla ayrıca böyle kendi isteğiyle görevinden istifa etti filan. Ha baskılarla istifa eden, istifa ettirilenler vardır ama işte baskılarla istifa ettirildi filan denir. Önün arkasına bu konulur. Kendi isteğiyle istifa diye bir şey olmaz. İstifa zaten kendi isteğiyle yapılan bir şeydir. Bir de böyle bir şey var. Yeni nesil bilsin. Bir de tabii görevden affı gibi bir şey çıktı Berat Albayrak'ın istifasıyla görevden affını istemek vardır Türkçe'de ama hani nezaketen kullanılır istifa etmek istifa eylemi Erdoğan rejiminde yasaktır baştan beri böyle kimse istifa edemez görevden affını da isteyemez esasen de istese bile kapalı kapılar ardında olur ve onu reis alır Nasıl reis getirmişse reis götürür filan. Ondan dolayı bir alerjisi var Erdoğan rejiminin öteden beri bu istifa kelimesine. Berat Albayrak'a da öyle bir formül bulmuşlardı. Görevden affını istedi filan diye. Esasen istifadır bu yani. İstifanın kibarcası görevden affını istemektir. Şimdi dolar artmış falan onlara bakacağız ama... E, Hakan Atilla'nın istifası sonrası dolarda sert yükseliş diyor. 7.60 seviyelerinden bahsediyor ahvalin haberi ama... Ben şu anda canlı olarak size marketi getiriyorum 7.73 seviyelerinde Amerikan Doları şu anda 7.73 seviyelerinde ve ciddi bir tırmanış söz konusu özellikle bugün Hakan Atilla'nın istifası sonrasında ahvalde çıkan analiz krizin perde arkasında neler var diye soruyordu ona bakacağız. ...açıklamayı biraz evvel anlatmaya çalıştım. Financial Times'ta bir haber yer almıştı. Financial Times, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'dan istifacıya yönündeki iddialara ilişkin... ...bu ayrılık ABD-Türkiye ilişkilerini iyileştirmek için değerlendirmesini yapmıştı. Ve şöyle demişti, orayı aynen okuyalım. ''Türkiye Mayıs'ta başlaması, başlaması beklenen bir dava süreciyle karşı karşıya... ...New York'ta başlaması beklenen davada... Halk Bank'ın para aklama yaptırımı delme ve dolandırıcılık suçlarından yargılanması bekleniyor... ABD'li savcılar İran'ın Halkbank aracılığıyla 20 milyar dolar değerindeki petrol gelirini kullanabildiğini iddia ediyor. Halkbank'a verilecek ciddi bir ceza Türkiye'deki bankacılık sistemini sarsabilir. Financial Times'daki bu haber bu haliyle özet üzerine önün arkasına bir şey söylemeyi gerektirmiyor. Evet ertelendi biraz ama Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye tutumu belli. Artık Adalet Bakanı üzerinden falan da mahkemelere talimat falan gitmeyecek. Amerika'da bir takım şeyler başkanlık yetkileriyle falan ertelenmeye erteletilmeye falan çalışılmayacak. Zaten 20 Ocak'ta Joe Biden kabinesi Joe Biden yemin ettikten ve kabinesi göreve başladıktan sonra Aradan geçen bu kadar zaman içinde 8 Mart Joe Biden herkesi aradı hatta bazılarını birkaç defa aradı ama Ankara'yı aramadı. Ankaralı muhatabı Erdoğan'la görüşmedi ve o telefon bir türlü gelmiyor. Ve bu gelmeyen telefonun yüzü suyu hürmetine Hakan Atilla'nın istifası bu biçimde yorumlanıyor. Çok net. Ancak şu var Hakan Atilla'nın istifası Türkiye'nin Türkiye'yi sıkıştı yerden kurtarır mı bilmiyoruz ama Türkiye'nin çok sıkışacağı kesin Zira fırtına yaklaşıyor şeyini boşuna atmadık. Bunu Mustafa Sönmez bugünkü tweetinde bahsetmiş. Hakan Atilla diyor, Trump'ın himmetiyle tahliye olmuş ve AKP rejimince ödüllendirilip borsa başkanlığına getirilmişti. Yeniden yargılanacak. Borsa başkanı olarak yargılanmak yatırımcı gözünde iyi bir şey değil. Zaten oraya atanması hataydı. Fırtına yaklaşıyor. Evet. İlhan Tanır bir dizi tweetle... Ee, konuyu biraz daha detaylandırmış. Bakalım Biden telefonu için önce damat sonra damadın adamı alındı. Başka hangi kelleler gidecek bakalım diyor. Hakan Atilla bürokrasi için e, Hakan Atilla'yı bürokrasi içinden takip eden bir kaynak deyip e, oradan aldığı e, kulisi paylaşmış İlhan Tanır. Son dönemde Berat Albayrak'ın en kritik elemanı Erişah Arıcan'ın Atilla'ya mobbing uyguladığı doğru. Bunu yaptıran Albayraktır çünkü Arıcan ondan bağımsız hareket edemez. Atilla yargı sürecinde Erdoğan Albayrak için iyi sınav vermedi. E, Hakan Atilla New York'ta hapisteyken bir dönem iktidarın yönlendirdiği hukukçularla bile görüşmemeye veya görüşmeleri kısa tutmaya başladı. Muhtemelen Erdoğan ve Albayrak kendileri açısından süreçleri sessiz ve güvenli çerçevede tutmak istediler. Atilla onlara e, güvenemiyordu. Atilla TR'ye dönüşünde sahip çıkılmamış görüntüsü. Garip olurdu. Atilla ceza aldı halde sanki suçsuz siyasi rehine gibi e, tutulmuş havasını yaydılar. Şimdi göz önünden kaybolmasını istediler diye devam ediyor. Hakan Atilla bir de gözaltına alınırsa durum değişir mi? TL acına e, lehine acaba demiş Yavuz Baydar. Bilemiyoruz ama İlhan Tanır'ın da burada bahsettiği şey şu. Esasen Hakan Atilla'dan bir rahatsızlık vardı. Hep vardı. E, bir süre sahip çıkıyormuş görüntüsü verildi. Hem iktidar kanadı Berat Albayrak, Erdoğan hem de Hakan Atilla bunu oynadılar ve şimdi artık yolların ayrımına gelindi. Zaten Amerika'daki davada fena halde yaklaştı. Belki bu da değerlendirilir filan diye düşünüyorlar. Evet. Durum bu. Durum bu. Hakan Atilla'nın istifası ve arkasındaki yankılardan doların nasıl etkilendiğinden tekrar Kadınlar Günü'ne geçelim. Ee, Öznur Kalender çok güzel bir karikatürle Dünya Kadınlarına saygılarımla demiş ve bütün renkleri resmettiği bir kalp e, küreyi Dünya küresini bir kalp biçiminde çizmiş ve bütün renkleri de gökkuşağı renklerinde e, kullanmış. Ee, bazı görüntüler derledim sizin için. Bu ilk görüntüyü Boğaz içinden getiriyorum. Boğaz Direnişi iki ayı doldurdu ve bugün kadın öğretim üyeleri, kadın e, öğretim görevlileri e, rektörlüğe sırtlarını dönerek bir eylem gerçekleştirdiler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla e, erkekler alandan çekildi ve e, kadınlar e, nöbeti devraldı öyle söyleyeyim. Ee, ve ellerindeki e, kartları e, vazgeçmeyeceğiz, e, kabul etmiyoruz. E, vazgeçmiyoruz ve kabul etmiyoruz kartlarını. Bakın e, ne yapıyorlar. E, burada tabi basın açıklamaları var, el çırpıyorlar. E, rektörlüğün kapısına bırakıyorlar. Vazgeçmiyoruz, kabul etmiyoruz. E, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla böyle bir... E, farklı bir etkinliğe imza atıyorlar. Gerçekten alkışlanmayı hak ediyor. Boğaz içi direnişi 2 ayın 2 ayı geride bıraktı. İstiklal Caddesi'nden yeni tespit edilmiş görüntüler, farklı sosyal ağlara düşen görüntüleri derleyip ekranlara getiriyoruz. Sakin görünüyor. Zaten trafiğe kapalı bir alan. Korona tedbirleri vesaire neyse pek çok artık valilik bir şeyi engellemek istiyorsa mutlaka bir gerekçe buluyor. Çok sayıda sivil ve üniformalı polis orada tomaları görüyorsunuz. Şimdiden Beyoğlu'na çıkan işte efendim sıra selviler aklınıza ne geliyorsa bütün yollar, bütün sokaklar tutulmuş durumda görüyorsunuz. Bunlar yeni tespit edilmiş görüntüler havadan yerden çekilmiş adeta bir abluka altında bir avuç insan yürüyecek bir avuç insan gösteri yapacak ama buna izin vermiyorlar işte burada eyleme giderken bir grup kadının Metroda, metro vagonunda işte efendim şeyleri, kutlamaları, 8 Mart'ı kutlamaları. Umarım bu sıcak görüntüler e, ilerleyen saatlerde e, olumsuz bir noktaya evrilmez. Tüm arzumuz bu. İstiklal Caddesi'nde gene zaten kuş uçurtulmuyor, nefes aldırılmıyor görüyorsunuz. hemen her yerde çok ciddi bir polis baskısı, hemen her yerde çok ciddi bir polis kuşatması var. Korona tedbirleri vesaire gerekçesiyle yaptırmıyorlar ama işte bakın bu bugün toplanan AKP'nin kadın kurultayı. Leba Leb dolu salonlarda AKP kongre kurultay ne diyorsanız kadın kolları şu bu falan toplamaya devam ediyor herkesin ağzında göstermelik bir maske yan yana oturmuşlar. Artık sosyal mesafe falan da yok. Tam anlamıyla söylenen her şeyi ama her şeyi kulak arkası eden, siz ne derseniz desin deyin, biz bildiğimiz yolda gidiyoruz diyen bir e, durum bu. Başka bir şey değil. Eren Keskin paylaşmış. Cihangir Sıra Serviler her yer polis, devlet 8 Mart'ta kadın mücadelesine müdahale etmeye hazırlanıyor. Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmış olan devlet demiş. Bu arada enteresan bir şey oldu. Ekrem İmamoğlu İyi Parti iki kadın genel başkan var. Biri İyi Parti genel başkanı Meral Akşener, öbürü de HDP eş genel başkanı Pervin Buldan. Her ikisinin de isimlerini ve Twitter hesaplarını geçirerek onların nezdinde tüm kadın siyasetçilerin Kadınlar Günü'nü, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Sen misin bunu kutlayan tuhaf bir şey oldu ve bir sürü insan iyi Meral Akşener'le Pervin Buldan'ın özellikle iyi partiler nasıl sen Pervin Buldan'la nasıl bir HDP'li ile bizim genel başkanımızı aynı tweet içinde geçirirsin diye hücum ettiler ekrem İmamoğlu'na. Tuhaf. Levent Gültekin'in dediği gibi yani bir Twitter mesajında bile bir arada görünmek istemiyorlar. Hakikaten çok tuhaf diyor. Gerçekten tuhaf. Aynı kelimeler çıkıyor ağzımızdan. Levent Gültekin de öyle demiş. Yani tuhaftan daha başka bir şey söylersek edepsizlik olur ama tuhafla sınırlayalım eleştirilerimizi. Tuhaf yani demokrat olmadan demokrasi mücadelesi verenlerin ülkesidir Türkiye demiş Suat Kınıklıoğlu Burak Avuncu yazmış ee, şeyin e, Meral Akşener'in İstanbul İl Başkanı ee, diyor ki Sayın İmamoğlu'nun Kadınlar Günü mesajında Sayın Genel Başkanımızın isminin terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle aynı paylaşım içerisinde anılmasını kabul etmiyoruz falan burada diyor sanatçı 6 milyon oyu istemem ama sol bölüme koy demektedir evet Yavuz Baydar, Türkiye'de A, muhalefet cephesinin hala güçlü olduğunu... ...B, toplumdaki kutuplaşmanın erimekte olduğunu iddia edenler... ...ne kadar yanıldıklarını anlamak için aşağıdaki mesaja baksınlar. Yeter, demiş Kemal Can'sa. Atabildikleri iki cesaretli adımdan ürküp... ...aman yanlış anlaşılmayalım, paniğinin arkası kesilmeyecek... ...herkese terörle iltisaklı demek yerine... ...en az onun kadar mulak, mesafe koyamamak gibi bir ölçü uydurmak... ...bir fark yaratmaya yetmez. Böyle tuhaf bir şey de var. Yani bakın HDP'liler hakkında dokunulmazlık fezlekesi falan hazırlandı geldi ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bazı şeylerde bazı fezlekelerin içerisinde tepki göstermemek filancanın ifadesine itiraz etmemek falan gibi suçlamalar da var. Yani herhangi bir yerde birisi bir şey dediğinde siz tepki göstermezseniz ee, suçlu duruma düşüyorsunuz. Kemalcan'ın kaçtettiği de o. Yani mesafe koymak zorundasın ve mesafe koyduğunu da belirtmek zorundasın. Yani iş başka bir adliye gitti. Tepki göstermek, mesafe koymak, o bu falan ve bunu göstermek falan. Yani herkesten bir şey yapması isteniyor ve bunu belgelemesi isteniyor. Tuhaf, gerçekten çok çok tuhaf bir noktaya e, evrildi. E, bu noktada e, Meral Akşener ne demiş? Tamam adamları böyle konuşuyor ama Meral Akşener'den tık yok mu diye soruyor. E, sorular varsa o sorulara da cevabı Meral Akşener'in ağzından verelim. İmamoğlu'nun tweetini arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi demiş. Haklıdırlar diyor. Evet. Kendisi de açıklamasında Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan'la birlikte bir tweette Meral Akşener'in ismini geçirmesini Meral Akşener de tasvip etmiyor efendim. Arkadaşlarımızın çoğunluğu bunu beğenmedi. Haklıdırlar diyor. Evet haklıdırlar diyor. Bu arada bir başka konu Love Erdoğan yani Stop Erdoğan ilanları veya panoları Amerika'da dikkat çekmişti. Erdoğan taraftarları Türkiye'nin muhtelif yerlerine, akla gelebilecek her yere bu panoları astılar. Burada I love Erdoğan yani Erdoğan'ı seviyorum gibi bir şey söylemeye çalışırken esasen love Erdoğan diyorlar. Yani Erdoğan'ı sev, Erdoğan'ı seveceksin falan gibi bir şey ortaya çıkıyor. İngiliz, yani Türkçesi bu. Ee, tuhaf hemen her yerde şey var ayrıca Kürtçesini de dikmişler kalelerin burçlarına bölgede ee, diyecek bir şey yok fakat şunu söyleyeyim bütün bunlar e, hepsi kendilerini bitirme kendilerini daha da aşağı çekirme, çekmenin e, vagonlarından biri aşamalarından biri adımlarından biri yaramadığı gibi ters tepiyor bunlar yani Orada Türk Polis Teşkilatı KADES, kadına de, Kadın Destek Uygulamasını 6 dilde sunmaya başlamış efendim. Dillere bakıyoruz. Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Rusça, Fransızca. Türkiye'de ikinci dil Kürtçedir. Türkçenin altına Kürtçe'yi koymadığınız sürece yaptığınız bu nevi işlemlerin hepsi göz boyamadır, başka bir şey değil. Türkiye'de kaç kişi Fransızca konuşuyor? Kaç kişi Farsça konuşuyor? Kaç kişi Rusça konuşuyor? rica ederiz. Ha turistlere yönelikse ayrı bir konu ama Türkiye'de 20 milyon in, 20 milyon Kürt var. O 20 milyon Kürt'ün 20 milyonda da Kürtçe biliyor mu bilmiyorum. Araştırmak gerekiyor ama Kürtçe bir dildir ve özellikle Cumhuriyet dönemi uygulamalarıyla bölgede çok da güçlenmiş bir dildir. Olabilecek her türlü baskı bu dili zayıflatmaktan öte güçlendirir. Diyelim. Evet. Levent Üzumcü paylaşmış. Ülkeyi o derece solsuz bıraktılar ki sağ oturdu birbirini yiyor demiş. Stop Erdoğan'la Love Erdoğan mesajlarını karşılaştırarak Levent Üzumcü'yü tenzih ederim ama Türk solu Türk sağından daha sağcıdır. Türkiye'de solcu var mı bilmiyorum. Belki bir avuç sosyal demokrat, Batı değerlerini benimsemiş, Avrupa Birliği özgürlükleri veya işte belli kriterler etrafında bir araya gelmiş, insanı önceleyen, fikir hürriyetine saygılı, eşitlik mesajları güçlü, özellikle Kadınlar Hareketi mesela söz konusuysa 8 Mart'ta... ekonomik anlamda ve diğer pek çok sahada... özgürlükçü... sol... düşünce varsa belki bir avuç vardır ama Türk solu... Türk solu diyorum altını çizerek öyle tanımlıyorum. Şu anda sağın daha da sağındadır. Türkiye'de sağ egemendir. Türkiye'deki sağ oylar 30-40 değildir. Türkiye'deki sağ oylar... Altını çizerek söylüyorum. HDP'de de çok büyük sağcı bir kitle var yani. Türkiye'deki sağ oylar 90, 90 ve üzeridir. 90 ve üzeridir. Türkiye maalesef bu kadar zaman sonra geldiği nokta itibariyle bir blok olarak sağdır. Ha, o sağ mahalleler farklı olabilir. Kimisi sağ mahalle içerisinde e, ne bileyim komünist manifesto yaz, e, yapar. Öbürü de işte ne bileyim Hak yol İslam yazacağız der. Öbürü başka bir şey söyler. Öbürü merkez sağım, sağım der. Öbürü merkez solum der ama total olarak 90 ve üzeri Türkiye'deki blokların 90 ve üzeri sağdır efendim. Sağdır. Sanem Altan paylaşmış bu hafta konuşurken Ahmet Altan babası kahvaltıda kaloriferin üzerinde nasıl harika ekmek kızarttıklarını anlatırken yumurta yok mu dedim. Bir senedir vermiyorlar dedi. Pandemiyle birlikte açık cezaevindekileri eve gönderince Koca Silivri'ye yumurta pişirecek biri kalmadı sanırım demiş. Evet. Bir diğer e, mesajı da e, okuyalım. İnsan hakları eylem planı infaz süresi dolan gazeteciler tahliye edilmedi diyor. Kronos'tan detayını okursunuz. Yani insan hakları eylem planından bahsediyoruz da ceza süresi yani ver, verdiğiniz ceza her neyse bir ceza vermişsiniz. Onu yatmış insanlar içeride ve ona rağmen tahliye etmiyorsunuz. Silivri Oğuz Usluer, Cuma Ulus, Emre Soncan, Seyit Kılıç, Ufuk Şanlı başta yığınla gazeteci çoğunu tanırım. Beraber çalıştık, yan yana haber takibinde bulunduk. Eylem planına geçmeden önce 56 aydır tutuklu bulunan bu gazetecilerin infaz süreleri de dolmuş. Onları bırakacaksınız ki görelim yani. Sonra bakalım insan hakları eylem planınıza. Son not, ee, Rasim Öztekin, pek severim, ses tiyatrosu e, Beyoğlu, hala duruyor mu bilmiyorum, orada da seyretmiştim. Ferhan Şensoy'un sahnesidir. Pelin Öztekin kızı paylaşmış, Anjo yapılmış efendim. Kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı babam diyor. Dün ee, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açılmış, yoğun bakımda tedavi görüyor. Rasim Öztekin'e de acil şifalar diliyoruz efendim. Mühim bir e, sanatçıdır. Dümbüllü'nün kabuğunu Ferhan Şensoy'dan almıştı. Yakın zamanda da devretti. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlara, dünya üstündeki tüm kadınlara kutlu olsun diyoruz ve çarşamba günü yeniden buluşmak umuduyla hoşçakalın.